Bu animemizde Lena ablamız daha ciddi, daha sert ve herkesin ben modunda etrafta geziniyor. Tabi cumhuriyette bulunan insanları soruyorsanız onlarda bir değişiklik yok. Aynı tas Aynı hamam. Hala daha insanımsı varlıkları yok saymaya devam ediyorlar. Bizim Lena kızımız orada yargı dağıtmaya devam etsin. Biz asıl konumuza dönelim. Şimdi birinci sezonun sonunu hatırlarsınız. Bizim Undertaker ve onun grubunun içinden geçmişlerdi. Ben orada kendi kendime şunu sormuştum. O kadar ölüm meleği, biçici dedikleri adam son dakikada kendine ve diğerlerine niye sıkmadı? Değil mi yani? O kadar herkese hedef tahtası gibi vuran adam orada yeltenmedi bile. Sonra kafamda şöyle bir şey kurguladı. Böyle Undertaker robotlara katılır. Sonra güzel bir aksiyon sahneleri görürüz derken gördüğüm şey karşısında dona kaldım. Ulan adam oradan kurtuldu ya la. Laz yanında koskoca bomba patlayan adam iki parmağını feda ederek kurtuldu. Bu mu takıldığın derseniz e siz de haklısınız. Aynı havaya sahip iki karakterlerin sonuç olarak sevenlerine fan servis yapılması lazım. E onlar da ekmek yiyecek bu durumda. Animede bu Leyla ekibimizi federasyon himayesi altına alıyor. Sonra bu ekibimize diyorlar ki siz yeterince savaştınız artık gidin dinlenin ki mantıklı olan da bu. Ama bizimkiler diyor ki biz savaşmak istiyoruz. Adamlar da diyor ki siz siz dış dünyayı görmediniz. Bir gidin görün ondan sonra konuşalım. Tabi bizimkiler dış dünyayı görmesine rağmen hala daha inatla biz savaşacağız diyorlar. Size illa biz belamızı arıyoruz bize belamızı salın deseler onları tutar mıydınız? Tabii ki de hayır. Zaten bu saatten sonra anime bir loop'a giriyor. Şimdi bu askerler bizimkilere diyorlar ki siz çocuksunuz savaşmayın. Bizimkiler de diyorlar ki yok biz savaşacağız. Sonra komutanları da kendilerine güncelleme getirerek biz cumhuriyet gibi değiliz. Çocukları savaştırmayız. O yüzden savaşmayın diyorlar. E, Bizimkiler de cümlesini hiç değiştirmeyip biz savaşacağız diyor. Size samimi söylüyorum. Bu iki grup arasında bu muhabbet o kadar çok geçiyor ki yoruldum. Bir taraf inatla biz çocukları savaştırmayız diyor. E diğer tarafta biz savaşacağız diyor. Buradan federasyona sesleniyorum. Çocuklara bir uyardın takmadılar. İki uyardın yine takmadılar. Baktınız ki laftan anlamıyorlar. Neyin diretmesi bu? Bırakın savaşsınlar. Ya animenin 2. bölümünden 12. bölümüne kadar anime'de bunun muhabbeti geçiyor. Belli bir yerde tamam siz en iyisisiniz, en adaletlisiniz, en merhametlisiniz, en kralsınız da artık şu cümleyi kullanmayın diyesim geldi. Hayır bu cümleyi kendinizi tatmin etmek için veyahut içinizi ferah tutmak için söylüyorsanız bunun bokunu çıkarmayın. Ben bizim çocuklara laf edemiyorum. Çünkü adamlar yaptıkları işin hakkını veriyorlar. Federasyonda bundan çoğu yaşlıdan daha çok iş yapıyorlar. Bu yüzden bu cümleyi belli bir müddetten sonra kullanmaları bana saçma geliyor. Federasyonla alakalı başka bir konuya değinelim. Hani bunlar en kralı, en adaletlisi, en iyisi ya. Gel gör ki anemenin sonlarına doğru bizim çocuklara başladılar. Sizi pis 86'cılar, canavarsınız siz. Kendinizi bir şey sanmayın demeye. Ha bu arada bunu sadece askerler demiyor. Hani askerlerin demesi bir tık mantıklı da. Aynı altı üst ütbelerdeki adamların da söylemesiydi en mantıksız olan kısmı bu. E hani siz en kraldınız, en iyisiydiniz, en adaletlisiydiniz. Ne oldu size bir anda böyle? İşin ironik tarafı ise bizim grup savaşı kazanmalarında önemli rol oynadı. Ve siz onların getirdiği teknolojileri kullandınız. E burada onlara canavar demenize sebep olacak bir sebep olduğunu ben göremiyorum ki. Düşmanınıza acımasızca öldürenlere canavar diyorsanız işimiz çok uzun. Şunu da belirteyim. Düşman insan değil ha. Öyle bir mantık yani. Neyse anlayacağınız animede böyle bir loop'a girdim. Şimdi animenin devamını düşman robotların eline bayağı güçlü bir silah geçiyor. Bizimkiler bu silahı imha etmekle görevli. Bizimkiler silah imha göreviyle uğraşırken animede bir şeyi fark ettim. Bu Lena kızımız nerede? Hani 8-9 bölüm ortalıkta gözükmeyince herhalde yazar Lena kızımızı unuttu dedim. Ama mersem onun işi başından aşkın. Robotlar Cumhuriyet ülkesinde bulunan suru yıkıp içeri girmişler. Yani durumlar bayağı göte geldi. Ve aralarında Lena kızımızın amcası olacak kılıklı bu adam diyor ki Ha bu arada bu cümleyi duyduktan sonra adam ölene kadar vizyonundan vazgeçmedi diye düşünenleriniz varsa bu halis mulis hakiki ırkçılık. Ben bunun ötesinde bir şey görmedim. Bir kendine gel. Ülken göte geliyor. Neyse Lena kızımız bir şekilde robotları durdursa da halk Leyla olduğundan hala da neden başlarına bu sıkıntının geldiğinden bir haberler. Undertaker'ın animenin başından sonuna kadar attığı triplere birazdan değineceğim. Ama ondan önce asıl değinmek istediğim husus bu küçük kızımız. Şimdi korkarak buna küçük kız diyorum. Kim bilir yaşı kaçtır bir de bundan dolayı araştırmaya korkuyorum. O yüzden hiç düşünmeden devam ederek bu küçük kızımız bana kalırsa bu sezonu tek taşıyan birisi. Oğlum bir kişi ...animede bu kadar mı mantıklı konuşur? Bu kadar mı mantıklı bir hareket yapar? Ulan her sahnesinde IQ'sal olarak bir tatminlik yaşıyorum. Bir Undertaker'a bakıyorum, bir küçük kızımıza bakıyorum. Aralarında dağlar kadar fark var. Bunların da bir ya bunu söylemekten gerçekten nefret ediyorum ama uzaktan ilişkileri var. İlişkileri hatırlamak amacıyla şöyle yapalım. İlk videolarımda kullandığım ilişki tablomuzu çıkaralım. Aşkları kırmızı ile, akraba veyahut arkadaşlığı mavi ile, düşmanları da pembe ile gösterelim. Kalem ve kağıtlarınız hazırsa Başlıyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz kişi Undertaker'ın abisi. Aynı zamanda bu abimiz daha önce Lena kızımızı kurtarmıştı. Ondan dolayı bir ilişkileri var. Bir de Lena kızımız Undertaker'a aşık. Undertaker da buna aşık. Bakın burası çok önemli. Lena'nın arkadaşı Undertaker ile önceden tanışık. Hatta büyük ihtimal ona aşık. Aynı zamanda animede gereksiz karakter olan kızı saçlı kızımız da Undertaker'ı seviyor. Bak bak ben burada bir yasak elma olayı sezdim. Buraya yıldız atıyorsunuz. Buradan net ileride drama çıkar. Sorarım bak. Neyse konuyu fazla dağıtmadan tablomuza dönelim. Bu kraliçemizin ölmüş şövalyesi var. Bu sezonun baş kötüsü. Aynı zamanda bu kraliçemiz şövalyesi eskide kaldığından yeni şövalye olarak Undertaker'ı seçiyor. Üstüne üstlük Undertaker'ı da abisi olarak görüyor. Kaçırmayın burayı burası önemli. Eski şövalyemiz de yenisine kafayı takmış durumda. Bak inanır mısınız bilmem ama bu eski şövalye ile Undertaker kuzen Bak sen şu yazarın cilvesine. Tabloya şöyle bir baktığımızda olayların ele başını kim olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca tabloya bakan Türk senaristleri ağlıyor. Nedeni de akıllarına böyle bir senaryo gelmediğinden ötürü. Ya ben ilk partta birini diğerin akrabası yapmayın ya da biri diğeriyle ilişkili olmasın demedim mi? Hatta yapacaksanız belli ettirmeyin klişe olmasın demedim mi? Ya bu alışkanlıktan bir vazgeçin. Yapmayın şunu. Ha aklıma gelmişken şimdi değineceğim diğer meseleye gelelim. Tabi bütün oklar Undertaker'ı gösterince bizim ki giriyor tribe yok ben tek hallederim yok siz bana yük oluyorsunuz sizi istemiyorum gibisinden hallere bürünüyor bak ben buna okey insan bu düşünce yapısına sahip olabilir ama sonradan gelip yok ben çok yalnızım yok öyleyim yok böyleyim dersen kızarım. Sen neyin malısın? İlk önce bana onu açıkla. Ulan abisini öldürdü, insancıl hareketler yapmaya başladı dedik. Eskisinden daha kötü duruma döndü. Yok bir de neymiş? O zamanlar fazla yaşayacağını sanmıyormuş da neymiş? Hemen ölecekmiş de o yüzden insancıl hareketler yapmaya başlamış. Resmen insanla dalga geçiyor ya. Bir de her dövüş esnasında öldürün beni demesi. Beni benden aldı. Ebe geri zekalım. Madem bu kadar ölmek istiyorsun, sık kafana da kurtulak da. Neyin tantanası? Neyin acı çekmesi bu? Böyle kendiyle çelişen triplenme olmaz ya. Neyse hikayeye dönersek Undertaker triplene triplene sezon bossunu kestikten sonra hala da hayat amacını arıyor. Bir de şunlara değinmeden geçmeyeyim. İlki yazar uçaktan robot atma fikrini hızlı ve öfkelinin uçaktan araba atma sahnesinden esinlenmişsin. Gözümden kaçmadı bak. İkincisi de savaşın son sahnesi. Şimdi anlıyorum cumhuriyet ülkesi her ne kadar yıkılsa da Hadi diyelim sağlam kalan birkaç tane iletişim cihazları var. Hadi bak federasyon da bunlara düşman robotların tam koordinatlarını verdi. Ve böyle mükemmel bir şekilde füze yolladılar diyelim. Lena kızım sen tp mi atıyorsun? Bu ne hız? Oraya sen federallerden önce nasıl geldin? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de düşünün federaller bunların peşindeydi. Sürekli bunları takip ediyorlar. Şimdi bana abi oradaki savaş alanı cumhuriyete yakındı deseniz bile Lena kızımızın bu kadar kısa sürede oraya gelebilmesi imkansız. Aslında nedeni belli. Sırf şuradaki sahneyi yapmak için. Başka hiçbir amaca hizmet etmiyor. Bence gereksizdi. Seveni olabilir. Şimdi gelelim bu animeyi puanlamaya. Bizim bu animeye puanımız 10 üzerinden 5. Bu kadar düşük olmasının sebebi belli. Hemen onları dile getireyim. Şimdi ilk sezonda bir hayatta kalma mücadelesini az çok hissedebiliyorduk. İşte ekip arkadaşları savaşta öldü ve zafer için kayıplar verildi. Bu gibi olaylar o evrenin gerçekçiliğini arttırır. Ya şöyle düşünün. Böyle bir ortamda 30 kişiyle başlayan grubun 30'u da sağ kalması gerçekçiliği azaltır. Burayı anlamışsınızdır. Ama gelin görün ki ilk sezon patır patır Düşen adamlar ikinci sezonda utanmasalar füze yediklerinde burnu kanamadan çıkacaklar. Bu son kalanlar sanki katma açmışlar. İlk sezonda bu durumdan daha basit durumda olup ölen yetenekli askerler vardı. Ama ikinci sezonda bu olay tamamen atılmış, yok gibiydi. O hayatta kalma hissiyatı verilmedi. Bir diğer husus da anime'de ilginç bir şekilde gereksiz yere drama verilmiş. Öyle sahneler vardı ki gerek yok dememe rağmen hatta bunu eleştiride bahsettik drama koymuşlar. Böyle bir ortam için çok fazla. Bakın hiç olmasın demiyorum. Ama bu kadarı gerçekten fazla. Size fazla gelmemiş olabilir. Ama bu Lena olsun, diğer karakterler olsun gelişimi iyiydi bak. Ona lafım yok. Aksiyon sahneleri de Undertaker'ın triplendiği sahneleri hariç tatmin ediciydi. Başınız arttı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.